Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yayında Hasan Ali Kaldırım'ın transfer durumunu değerlendireceğim. Biliyorsunuz kendisinin sözleşmesi Fenerbahçe ile bitiyor. Fenerbahçe ile e, tekrardan sözleşme imzalama durumu belirsizliğini koruyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın da Hasan Ali Kaldırım'la anlaştığı yönünde bazı haberler, bazı e, yorumlar görüyorum. Hatta YouTube'da bazı videolar var. Ben bu konuda araştırma yaptım. Daha önce Play Spor kanalında da aslında detaylı bir bilgilendirme yapmıştım arkadaşlar. Bunu bir kez daha yapmak istiyorum. Şimdi Hasan Ali Kaldırım'la ilgili olarak Fenerbahçe net bir teklif yapmış değil. Oyuncuya ne git dediler, ne de kal dediler. Fenerbahçe birazcık Hasan Ali Kaldırım'ı elinin altında tutuyor daha da önünde 8 haftalık bir süreç var. Hasan Ali Kaldırım 8 hafta boyunca da herhangi bir takımı anlaşamaz zaten. Yani resmi sözleşme yapamaz. Bu bağlamda Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la ilgili e, şu an için net bir tavır içerisinde değil. Neden net tavır içerisinde değil? Çünkü Fenerbahçe o pozisyon için Trabzonspor'dan Filip Novak'a bir teklif yaptı. Novak'tan gelecek cevap bekleniyor. Menajerine Fenerbahçe Filip Nova Trabzonspor'un verdiği paradan daha fazla para verebileceğini iletti ve Filip Novak da şu an Trabzonspor'la bir sözleşme imzalamış Sözde, e, sözleşme elinlemiş değil. Fenerbahçe'nin ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de ilgilendiğini biliyoruz. Özellikle kendi adıma şunu söyleyeyim ben Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'ü bitirdiğini düşünüyorum. Caner Erkin'in de eğer Beşiktaş'tan ayrılırsa %90 Fenerbahçe'ye gideceğini inanıyorum. Galatasaray da bir opsiyon ama açıkçası Fenerbahçe bu noktada daha güçlü. Bu yapılacak transferlere göre veya yapılamamasına göre Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşacak veya işte kendisine nazikçe kapıyı gösterecek. Burada Galatasaray nerede? Hemen bu e, hikayenin içerisinde Galatasaray'ın pozisyonunu da aktaralım. Galatasaray ise net bir şekilde Hasan Ali kaldırma talip Fatih Terim'in çevresindeki isimlere Hasan Ali Kaldırım boşa çıkarsa ben kadromda takımımda görmek istedim derini hem Galatasaray muhabirleri paylaşıyor hem de bana da gelen bilgiler bu yönde arkadaşlar. Ama öncelikle belirsizliğin çözülmesi lazım. Fenerbahçe kulübü Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararını verecek. Daha doğrusu Hasan Ali Kaldırım aslında kararını verecek. Onun sonrasında boşa çıkınca ben eğer Fenerbahçe olmazsa %90 oranında da Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray forması giyeceğine inanıyorum. Bu arada Filip Novak eğer e, Fenerbahçe'ye geçerse Trabzonspor'da Hasan Ali kaldırma talip olabilir. Bu çok ili, ince bir detay arkadaşlar. Trabzonsporlu Trabzonspor'u yakından takip eden bir arkadaşımdan öğrendim, bir gazeteciden öğrendim. E, Filip Nova kaybetmiş bir Trabzonspor, parası da var. E, Hasan Ali kaldırma teklif yapabilir. Ama ben bunu zayıf ihtimal olarak görüyorum. Bence eğer Fenerbahçe ve Hasan Ali kaldırım yollarını ayırırsa, iki tarafta bir anlaşma sağlanmazsa, ki gidişat biraz onu da göstermeye başladı. Fenerbahçe çünkü başka oyunculara yönelmiş durumda. Ben Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'da da başarılı olacağına inanıyorum. Yani Fatih Terim bu tarz futbolcuları parlatmayı başarıyor. Hatırlayalım Hasan Ali Kaldırım sakatlanmadan önce inanılmaz bir form yakalamıştı. Hatta yerli oyuncular içerisinde çok fazla ön plana çıkmaya başlamıştı. Efsane oynadığı bir Beşiktaş maçı var inanılmaz bir golü var. Hasan Ali Kaldırım çalışkan da bir futbolcu. Çalışmayı çok seviyor. Tekrardan o eski performansına yükselecektir. Orada işte e, gireceği rekabet içerisinde, rotasyon içerisinde Galatasaray'da değerli bir parça olabilir. Fatih Terim Hasan Ali Kaldırım'ın yıldızını tekrardan da parlatabilir. Ama Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ın e, ilişkisinin e, geleceği belli olsun. Ayrılma kararı netleşsin. Galatasaray bence devreye girip bu transferi bitirecek. Şu an bir anlaşma yok ama 8 hafta sonra Fenerbahçe olmazsa Hasan Ali Kaldırım e, bence Galatasaray'a gelir. Galatasaray forması giyer. Galatasaray'da da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yayını beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.